Merhaba arkadaşlar 24 Ekim Perşembe Ankara'dayız. Ankara'da 9 koşulu programın ilki saat 13.30'da başlayacak. Birinci altılı gayanın ilk ayağında 3 yaşlı İngiliz tayları 1600 metre çim piste koşacak. 4 ve 7 de olarak yarışa katılıyor. Burada iki tay değerlendirmemi aldım. Tabi biraz vasat performans sergilemiş safkanlar var. Kimin kazanacağını kestirmek biraz zor. Ben iki at dikkatimi çekti. İlki Vedat Abiş arasındaki 3 numaralı Enadır Banger önceliği. Diğeri de uzun aradan sonra yarış gören 5 numaralı Eda Kaptan Mücahit Bayır'la. Buranın sürprizini yapabilir. Birinci koştaki sıralamam 3 ve 5 oldu. İkinci koşuda da 3 yaşlı taylar bu sefer Arap tayları 1400 metrede koşacak şartlı 5 koşuda 7 tay birincilik mücadelesini verecek. 1 ve 6 ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da yine iki safkan değerlendirmemi aldım. İlki ekürüler ki ikisi de şanslı yani 6 numarada fotolamasını bekliyorum. Önceliğin 1 numaralı Abbas Bey Vedat Abişle. Rakip olarak önereceğim ee, Tayda Çin pistte çok daha farklı koşan 5 numaralı Tumbul Karaüzüm Mehmet Akyavuz da rakibi olacağını düşünüyorum. İkinci koşudaki sıralamam 1 ve 5. Üçüncü koşu ile Yedili Plase başlayacak Ankara'da. 2 yaşlı İngiliz taylarının Handikap 15 koşusu 1600 metre çim pistte. 5 tayı izleyeceğiz. Burada bir ayrım yapmadım. Hepsinin geliri var bana göre. Ee, bir önceliğim de olmadı. Sıralamam şöyle. bir numaralı tek demir kır. 3 numaralı sarabande. 2 numaralı Linux, 4 numaralı lausi ve 5 numaralı bulmen deyip burayı kapatmış oluyorum. 3. koşuda hepsi. Dördüncü koşu ile de ikinci altılı ganyan başlıyor saat 15'te. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 5 koşu 1600 metre çim pistte 7 safkan birincilik mücadelesi verecek. Burada da ikisini değerlendirmemi aldım. İlki Mehmet Nuri Sunkar idaresindeki bir numaralı Raymond Reddington. Diğeri de Mehmet Akyoz idaresindeki iki numaralı Estimate oldu. Son yarışını ölçü almamak lazım. Grup bir koşuydu ve ağır çimdeydi. Bir önceki yarışına baktığımızda 1900'ü 1.55'in içinde koşup kazanmıştı. Biraz mesafe istiyor ama 1600'de de koşacaktır. 61 kilo da olsa şans veriyorum. Dördüncü koşuda 1 ve 2 şanslı gördüğüm atlar. Beşinci koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının satış 3 koşusu 1900 metre çim pistte 8 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada da dördünü değerlendirmem almış olsam da biri biraz ön planda. O da 3 numaralı Nor Princess. E, formda jokeyi eray çizikle yarış kazanmaya yakın rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Yani koştuğu e, koşullara şu ana kadarki performansıyla bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ama sıkıntı Kopenhag yani Aygır. Kopenhag aygırlıkta yapmıyor artık koşan 5-6 tane de temsilcisi var. En iyisi de North Princess. Yani Aygır'dan dolayı kazanır kazanmaz biraz tereddütteyim. Ondan dolayı 7 numaralı, 7 numaralı Aternitas startta kalıyor sık sık. Yine de 50 kilo Mehmet Keskin'de. 3'ün ilk rakibi bana göre. Sonra 6 numaralı Cream Wolf ve 5 numaralı The Feriştaht'tan da sürpriz bekliyorum. Üçüncü koştaki sıralamam 3, 7, 6 ve 5. 3 numara tekte bırakılabilir gün üzerinde. Altıncı koşu birinci altılı ganyanında son ayağı Kapadokya koşusu grup 2 e, dişilere ait 2000 metre kum pistte 11 safkan birincilik mücadelesi verecek. Burada tek olarak e, önereceğim safkan muhtemelen de favori çıkacaktır. Şahane bir performans sergileyen şu ana kadar. İki numaralı General Birella olacak. Baktığımızda 34 kez koştu. 16 birincilik, 6 ikincilik, 10'da plasesi var. Koştuğu 34 yarışın 33'ünü de Mehmet Akyavuz'la koştu. Yani çok iyi tanıyor Safkan'ı. Geçen sene de zaten bu yarışı General Birella kazanmıştı. Daha önceki yıllarda da baktığımda üst üste kazanan atlar var. Bitcoin olsun. Hatçaklıt olsun üst üste kazanmış safkanlar. Çok sevdiğim bir safkandı Hatçaklıt e, Merakla bekliyorum e, yavrularını. Şu anda Aygır diye hatırlıyorum. E, bu, bu yılda yine e, General Briella kazanmasını bekliyorum. E, tek diyorum. Burada tabela e, sıralı bahis e, var. 2 numara birinci. Dördüncülüğe de 9 numarayı e, Queen Protoid tek bırakıp dördüncülüğe. 2 ve 3. 3, 4, 6, 7, 8 ve 10. ikinciliye ve üçüncülüğe koyulup bir sıralı tabele bahis denenebilir. Burada tabii 3 yaşlı Taylar da var. 6, 6'dan 11'e kadar 3 yaşlı. Yani son yıllarda 3 yaşlar daha önde. Yani 3 yaşlıların kazanma oranı daha yüksek son yıllarda. Hani burada mesela 5. koşu da. 3 numarayı tek bırakanlar için burada e, kimi yazabiliriz yanına? 3 yaşlılardan 7 numaralı Munker, 10 numaralı Sweet Love, e, hayalet kız bu koşuyu 4. kez koşacak, 7 yaşında ama burada e, muhtemelen sürpriz çıkar. Lady Capella biraz zorlaşır tabii. 2 e, numara e, eksik koşar, kazanamazsa. Ben şablonumu bu şekilde hazırladım. 2 e, numarayı tek bıraktım arkadaşlar. Dediğim gibi Tabela Bautista 2, 1. 9, 4. 3, 4, 6, 7, 8, 10. 2. Liye ve 3. Liye koyup bir sıralı tabela bahis oyunu denenebilir. 7. Koşuya geldik. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus. Handikap 16 koşu 2000 metre kum piste. 6 atı izleyeceğiz. Burada birçoğu zaten birlikte koştu. Son yarışlarını 1, 2, 6 birlikte koştu. Yine 3 ve 4 birlikte koştu son yarışlarını. Bugün tabi biraz jockey değişiklikleri var. Yine zor bir koşu bana göre. Üçüncü koşu da olduğu gibi. Burada da bir ayrım yapmadım. Önceliğim 4 numaralı Cavalry of Victory. Sonra 3 numaralı Rain King. 6 numaralı Köklü Halo. 2 numaralı Full Moon. 1 numaralı Dream of Honor. Ve 5 numaralı Agent Touch deyip yedinci koşuyu da haşlamış oldum. Sekizinci koşu dört ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus şartlı beş koşu da altı atı izleyeceğiz. Bunların üçünü ben değerlendirmemi aldım. Tabii beş numaralı sabır çiçeği çok formda. Gökhan Kocakaya ile özellikle çok iyi koşuyor. Buradaki rakibinde geçmişti 3 numaralı Gelibolu rüzgarını. Bugün için yalnız bırakmadım ben. Sabır çiçeği benim de favorim olsa da. bir numaralı Bükeç muhtemelen sürpriz çıkacaktır. Aprantisi Ertuğrul Can Kılıç. Baktığımda Antalya'da, Bursa'da, İstanbul'da koca elinde yarış kazandı ama Ankara'da henüz yarış kazanmadı. Bükeç şartlı 5'inde sınırında. Bugün için burada sürprize öneriyorum. Son olarak da 4 numaralı Sıkı Dost. Yine apranti var üstünde sürpriz yapabilir burada. 8. koşudaki sıralama 5 1 ve 4 oldu. 9. ve son koşu saat 17.30'da bitecek Ankara koşuları. 2 yaşlı İngiliz taylarının maiden in koşusu 1400 metre için pistte 8 tay. İlk birinciliği için mücadele verecek 3 ve 4 numaralı taylarda ekür olarak yarışa katılıyor. Buradaki önceliğin 1 numaralı Ben Peli olduğu Krim Tatar temsilcisi ki bir CD Stars yavrusuydu yanlış hatırlamıyorsam. iyi i̇yi bir kanatlı var. Bir numara. ilk yarışı da oldukça tatminkar bu pist ve mesafede 1.24.39 yaparak üçüncü oldu. Biraz da şanssızlık yaşamıştı o koşuda. Tabi burada e, jockey jokey değişikliği oldu çok. Bir numara yakın Sözen, beş numaraya Ahmet Çelik. Bugün tersi oldu vesaire durumlar var bir numara favorim oldu. Sonra 5 numaralı Erkoç'um yine aynı gün aynı mesafede 1.25.93 yaparak 3. olmuştu. Yani 1 numaranın derecesinden 1.5 saniye daha kötü olsa da yine bugün yazmak lazım. Ekürülerden 3 numaralı Don Luca. Ekürüsü de avantajlı. Hatta hayal kırıklığı yarattı bence Ekürüsü. Çok iyi bir orijine sahip. Anneden çok iyi kardeşleri var. Ee, ama Donluka daha iyi koştu ekürüsüne nazaran. Ben 3. tercihimde ekürüleri öneriyorum. Son olarak da 133 gün arası olan 8 numaralı Vivaldi. Karamaz ekürüsünün e, tayı. Bugün için e, şans veriyorum son sırada. 9. koştaki sıralamam 1, 5, 3 ve 8 deyip değerlendirmelerimi de bitiriyorum arkadaşlar. Şablonum böyle oldu. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.